Hayrola? Biz Türkiye'yi kuşatıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz. Thank you.
Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarımız, İl Başkanımız, Milletvekillerim, Belediye Başkanlarım ve Belediye Başkan Adaylarım, Meslek Odalarının, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve basının değerli temsilcileri, saygıdeğer muhtarlarımız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doktor Candan Yüceyer'in proje tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Toplantımıza başlarken başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclis Üyelerim, Milletvekillerim, Geçmiş Dönem İl Başkanlarım, İlçe Başkanlarım, Kıymetli Adaylarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Değerli Temsilcileri, Dernek Başkanlarımız, Kıymetli Muhtarlarımız, Yazılı, Görsel ve internet Medyamızın Değerli Temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Sayın Doktor Candan Yüceyer'in proje tanıtım lansmanına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yüz yılını geride bırakmış olan partimiz, yerel yönetimlerde ülkemizin Cumhuriyet tarihimiz boyunca hizmet etmiş olmanın gururunu taşımaktadır. Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, halkın ekonomik sıkıntılar ile boğuştuğu, deprem ve sel gibi felaketlerle yüzleştiğimiz günümüz Türkiye'sinde Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerinin üstlendiği sosyal belediyecilik kavramının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Halkının sorunlarına duyarsız kalan merkezi yönetim, her seçim döneminde devletin bütün olanaklarını propaganda malzemesi yaparak sadece seçim kazanmak için hiçbir etik ve demokrasi dışı hareketten kaçınmamakta, halkı manipüle etme yoluna gitmektedir. Bu uğurda görev alan bütün belediye başkanlarımız var güçleriyle Tekirdağ'ımızı imar etmek ve hizmet etmek için çalıştılar. Şunu gururla ifade etmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk demokrasinin beşiği Tekirdağ'ımızda halkımız
Büyükşehir Belediyesi'ni kurma görevini Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ne emanet etti. Bu vesileyle son 10 yıldan bu yana sıfırdan Büyükşehir Belediye'mizi kuran, yüzlerce projeyi hayata geçiren ve Tekirdağ'ımızda yönetim binası, yolları, altyapısı, arıtma tesisleri, spor tesisleri, sosyal tesisleri, meydanları, parkları ve sayamadığımız birçok sosyal hizmetiyle kendimizin devletten alamadığı hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye'mize ve elbette kurucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a partimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada yeni bir yerel seçim sürecinde yeni bir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla yine Tekirdağ'ımıza yapmayı planladığımız yeni projelerimizi sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu projeler Tekirdağ'ımızı Dünya Şehirleri Ligi'nde üst sıralara taşıyacak projelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı olarak tüm örgütümüz adına Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Candan Yücel'e, ilçe belediye başkan adaylarımıza ve belediye meclis adaylarımıza çağdaşlığa giden bu yolda başarılar diliyorum. Hiç şüphe duymuyorum ki Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi örgütü genel başkanımız liderliğinde belediye başkan adaylarımız, milletvekillerimiz ve Tekirdağ halkımız ile birlikte omuz omuza bu yürüyüşte yine her ilçemizi ve Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak yeni bir zafere imza atacaktır. Hayırlı olsun, yolumuz açık olsun. Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Tekirdağ kadın eli değecek, Tekirdağ kadın emeği gelecek. Tekirdağ'ımızı Türkiye'nin parlayan yıldızı ve marka şehri yapmak için yola çıkan, ötekisi olmayan bir anlayışla herkesi kucaklayan ve Tekirdağ gibi candan. Coşkulu alkışlarınızla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Doktor Candan Yücel'i partiye davet ediyoruz. Her seferinde diyorum ki hani bu başka bir heyecan ama her seferinde aynı heyecanı yaşıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Mavi Gözlü şehrimize hoş geldiniz. Onur verdiniz. Hoş geldiniz. Güzel şehrimizin 11 ilçesinden bugün buraya gelen muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, odalarımızın, sendikalarımızın kıymetli başkanları, yöneticileri, hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, çok değerli yol arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, proje tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılına girerken hedefimiz çok büyük. Tekirdağ bu geleceği hazırlamak için yola çıkıyoruz. Tekirdağ'a olan sevgi ve bu şehre hizmet etme tutkumla buradayım. Tekirdağ'ımızı 11 ilçe belediye başkanımızla ve sizlerle inşallah güç birliği, el birliği içinde daha da güzel, daha da yaşanabilir yapmak için çalışacağız. Tekirdağ bir kadın eli değsin, bir kadın emeği gelsin diyerek evim, yuvam, sevdam Tekirdağ'ıma hizmet etme görevine beni layık gören başta Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e, kıymetli partilerime,
ve siz hemşehrilerime bir kez daha buradan yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, büyük ailem Tekirdağ'a kadın emeğiyle değer katmak, kadın vizyonuyla güçlendirmek, her bir çocuğun, her bir annenin, her bir gencin, her bir Tekirdağlı'nın hayallerini gerçekleştirmek en büyük isteğim. Ayrıca söylemem gerekir ki kimsesizlerin kimsesi sayesinde okumuş, Cumhuriyet sayesinde okumuş, doktor olmuş, milletvekili olmuş bir kadın olarak bize bu hakkı teslim eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bir neferi olarak burada kentimizde kadınlarımızı da desteklemek, güçlendirmek için yola çıktım. İnanıyorum ki beni bugüne kadar bağrına basan sevgili hemşehrilerim bu kez candan yüceler diyerek ve hep beraber Tekirdağ'da daha da kenetlenerek, bağlarımızı güçlendirerek Tekirdağ'ımızı şeffaf, adil, dürüst, katılımcı, güler yüzlü, çalışkan bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapacağız. Sevgili hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanım, bugün burada Tekirdağ'ımızın geleceğini konuşmaya geldik. Bir hekim olarak söylemem gerekir ki önce doğru teşhis, sonra doğru tedavi gerekiyor. Öncelikle Tekirdağ'ımızda ciddi bir nüfus artışımız var. Bir tarafı sanayi, bir tarafı emek. Tarıma dayalı bir emeğe sahip. Tekirdağ'ımız bir emek kenti. Tekirdağ'ımız umudun kenti. Bu umudun peşinde bu güzel yuvamıza yeni gelen komşularımız oldu. Bir ilçemiz kadar neredeyse göç aldık. 25.385 kişi bir yılda. Evet, kentimize olan bu ilginin büyüklüğünden çok mutluyuz. Gerçekten bu bizi sevindiriyor. Ama bir o kadar da düşündürüyor. Çünkü bu bölümenin bazı sonuçları var. Tekirdağ'ın ihtiyaçları arttı. Tekirdağ'ın üzerindeki yük arttı. Daha fazla hizmet, daha özel hizmet alması gerekirken bu yükün altında Tekirdağ maalesef tek başına kaldı. Güçlü tarımı, güçlü sanayisiyle en çok vergi veren iller arasında her zaman ilk 10'da 7. sırada yer alan Tekirdağ'ımız iş hizmet almaya, iş kamu yatırımına gelince maalesef hep son 10'da yer alıyor. Yani Tekirdağ, Tekirdağlı hemşehrilerim emek veriyor, alın terini döküyor, çalışıyor ama maalesef bunun karşılığını genel bütçeden pay olarak alamıyor. Burada şüphesiz ki Tekirdağ, Tekirdağlı hemşehrilerime bir haksızlık söz konusu. Tekirdağ hızla büyüyen bir kent. Tekirdağ hızla büyüyen, sorunları olan bir kent. Tekirdağ daha fazla hizmeti, daha yaşanabilir bir kenti ve geleceği hak ediyor. Tekirdağ gibi hızlı sanayileşen, hızlı göç alan, büyüyen bir şehir, normal sıradan bir kente davranır gibi bakamayacağız, bakamayız. Farklı, vizyoner, insan odaklı bir anlayışa ihtiyaç var. Bu yüzden bizlerin, biz adayların, biz yöneticilerin yaratıcı olması gerekiyor. Çözüm üretmesi gerekiyor. Bir yandan risklere karşı ki şehrimiz, daha doğrusu ülkemiz bir deprem kuşağında, Tekirdağ'da bu illerden biri. Bir yandan bu risklere karşı Tekirdağ'ımızı korurken diğer yandan altyapı çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Yani sevgili hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanım, bizim gaza basmamız ve vites yükseltmemiz gerekiyor. Bizler Büyükşehir Belediye'nin 11 ilçemize, 366 mahallemize ve 1 milyon 200 bine ulaşan nüfusumuza hizmet görüşüyor. Gelişimi bizler
planlı bir şekilde yönetip alt ve üst yapı yatırımlarını artırarak bu büyümenin getirdiği sorunları çözeceğiz. Projelerimizi 11 ilçemizin, 366 mahallemizin, hemşehrilerimizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve birlikte yönetimi esas alarak tabii ki şehrimizi afetlere karşı dirençli ve güvenli, huzurlu ve konforlu, adil ve daha yaşanabilir bir Y hale getirmek için tüm paydaşlarımızla bilimin ışığında teknolojiyi kullanarak hazırladığımız bu projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, projelerimiz yaşamın her evresinde, her alanda hemşehrilerimiz yanında belediyesini görecek. Herkes için eşit ve adil bir Tekirdağ için çalışacağız. Ekonominin, daha doğrusu ekonomik yıkımın yükü hanelerimizin sırtında. Bu nedenle merkezine haneleri alan bir sosyal destek planlaması yaptık. Evet, burada kimler de var? Aslında herkes var. Kadınlar, çocuklar, gençler, emekliler, engelliler, yaşlılar, çiftçiler, yeni başlangıç yaparak yapacak bireylerimiz ve daha niceleri. Hepsi için detaylı yol haritamızı belirledik. Ailelerimiz güçlenmeden Tekirdağ'ımız güçlenmez. Aileleri, içindeki bireyleri gözeterek güçlendirmek bizim önceliğimiz olacak. Gıda desteklerimizle, karakış desteğimiz, yapacak yardımlarımız, yeni doğan desteğimiz, eğitim desteğimiz ve yeni başlangıç desteğimizde ve daha nice desteklerimizde, ama nasıl bu destekler Tekirdağ halk kartlarımız aracılığıyla alan elin veren eli görmediği şekliyle ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracak. Büyük bir ekonomik kriz var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Alım gücü düşüyor. Kadınlar, gençler, emekliler masraf olacak diye artık sokağa çıkmaktan imtina ediyor. Çocuklar okula aç gidip aç dönüyorlar. Gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar. Bunca yıllık emeği olan emekliler maalesef açlık sınırının altında bir maaş ile hayatını sürdürmeye çalışıyorlar. İşte biz burada sosyal kalkan olacağız. Hamilelikten doğuma, erken çocukluktan istihdama, eğitime, emekliye kadar çok yönlü bir program hazırladık. Yaşamın her alanında, her aşamasında hemşehrilerim belediyesinin yanında görecek. Bunun sözünü veriyorum ben burada. Her zaman yanlarında olacak. Desteklerimiz de olacak. Hizmetlerimiz de olacak. Bu projelerle Tekirdağ'da, zorda, darda, sıkıntıda hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Kuracağımız birimler, sağlayacağımız desteklerle çok kısa zamanda Tekirdağ'ımızı güçlü ailelerle güçlü Tekirdağ hedefine ulaştıracağız. Biraz önce söylediğim halk kartlarla bunları sağlayacağız. Halk kart dost, halk kart çocuk, genç, olgun kartlarımızda bu desteklerimizi, bunların altındaki desteklerimizi hep beraber inşallah hayata geçireceğiz. Elimizin dokunmadığı, ihtiyacı karşılanmamış, sesi duyulmamış, kimsesiz ve sahipsiz hisseden kimse, ayağa kalkmamış hale bırakmayacağız inşallah. Evet, güçlü toplumun ön şartı biliyorsunuz kadınlar. Ve ne mutlu ki Tekirdağ'ımızın inşallah sizlerin de desteğiyle kadın bir başkanı olacak. Tekirdağ'da yaşayan kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere her alanda yaşama dahil olabilmeleri, temsil edilebilmeleri, gelişmeleri noktasında bizler büyükşehir olarak elimizden gelen desteği sunacağız. Birinci olarak kadın meslek edindirme merkezlerimizde, her ilçede açacağımız istihdam ofislerimizde meslek kurslarımızı
mesleğe hazırlayarak bireylerimizi güçlendirerek işle buluşturacağız. O işe, o bireyleri hazırlayarak hem de gerekli ihtiyaçları, kursları sağlayarak 11 ilçemizde istihdam ofisleri açacağız. Genç istihdamı, mağdur olan insanlar için, engelliler için, dezavantajlı gruplarımız için, kadınlarımız için bu istihdam ofislerimizde inşallah insanların iş kur kuyruklarında değil, bizler hep söylüyoruz festival kuyruklarında, eğlence mekanlarında, sosyal alanlarda yaşam alanlarında göreceğiz. Kadın girişimcilik fonu ile birçok kadın çalışma hayatına atılmak istiyor. Ama maalesef yeterli finansmanı bulamadığı için bunu başaramıyor. İşte orada bizler büyükşehir olarak girerek, kadınlarımızı destekleyerek onlara istihdam alanları yaratacağız. Kadın kooperatifçiliği merkezlerimizi güçlendirerek birlikte üreten kadınlarımızı Tekirdağ, birlikte üreten, birlikte güçlenen kadınları şehri yapacağız. Ve tabii ki kadınların çalışabilmesinin önündeki en büyük engeller, kreşler. Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinde kreş olanaklarını arttıracağız. Gittiğim her yerde, biliyorsunuz aylardır alanlardayız. Gittiğimiz her yerde en çok bizden talep edilen kurumların başında kreşler geliyor. Birçok ilçemizde var ama olmayan ilçelerimizde var. Talep olan bütün ilçelerimizde kreş olmayan hiçbir ilçemiz kalmayacağız. Anne, baba işe gidecek, çocuk kreşe gidecek ve bizler bu çocuklara gözümüz gibi bakacağız. Kadın danışma ve dayanışma merkezlerimizde de kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti, taciz ve şiddetle mücadele başta olmak üzere büyükşehir olarak yanlarında olacağız. Özel bir destek hattı aracılığıyla bu kurumlara tanımlanan, onlara hukuki açılardan, diğer barınma noktasında olsun, diğer bilgilendirme noktalarında destek sunacağız. Evet, Tekirdağ'ımızın mutlu çocukları. Tekirdağ, Sayın Genel Başkanım, 15 yaş altı nüfusu 237 bin. Bunun yaklaşık 160 bini okul çağında. Okullarda öğün atlayan çocukların olması bu çağda bizler için utanç. Utanç verici, gerçekten utanç verici. Milli Eğitim Bakanlığı bir öğün yemek sözü verdi ama yerine getiremedi. İşte biz bu noktada ilçe belediyelerimizle birlikte bütün imkanlarımızı zorlayarak beslenme problemi yaşayan Tekirdağ'ımızda hiçbir çocuk bırakmayacağız inşallah. Sadece beslenme desteği değil, biraz önce de söylediğim gibi hane destekliğinde kırtasiye, eğitim desteği, süt desteğiyle çocuklarımızı hayata daha güçlü hazırlayacağız. Çocuk akademilerinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız. Çocuk parkları diğer bir yaşam alanımız, ihtiyaç alanımız. Biz ailelerimizin yürüme mesafesinde parklarla buluşturacağız. Tekirdağ'ımızın 11 ilçesini. Çocuklarımıza uzay ve bilim merkeziyle pek çok tema burada, robotlardan deney ünitelerine kadar eğlenceli bir atmosferde onlara öğrenme deneyimi sunacak. Tekirdağ'ımızın güçlü gençleri. Tekirdağ'da yaşayan gençlerin bu kentte geleceklerini kuracakları imkanları ve olanakları sağlamak bizim boynumuzun borcu. Tekirdağ, Sayın Genel Başkanım, gençlerine yatırım yapacak. Çok kapsamlı bir gençlik programı hazırladık. Tekirdağ'da her 3 kişiden biri genç. Onlara imkan ve fırsat sunacağız. Belediye gençlerle konuşacak, gençlerle düşünecek, gençlerle üretecek, gençlerin akademik yaşamlarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirecek. Üniversite gençliğinin sorunlarını biliyoruz. Özellikle barınma ve beslenme alanında yaşanan krizin farkındayız. Bu konuda hazırladığımız projelerle öğrenci yurtları başta olmak üzere bir barınma hareketi başlatacağız Sayın Genel Başkanım. Ve
yeni yeşil gençlik merkezlerimizle gençlerin sosyal hayata, gençlerin yaşam alanlarına ve ihtiyaç duyduğu imkanlara kavuşmasını sağlayacağız. Sıcak içecek alabilecekleri, ucuz veya da kent lokantaları, halk lokantalarıyla ulaşabileceği, çamaşırhane, çalışma ortamını giderebileceği birçok imkanın içinde barındığı bir yeni nesil gençlik yaşam merkezini kuracağız. Gençlik akademileri çok önemli. Gençlerimize eğitim fırsat eşitliğini sağlamamız, gençlerin istihdam merkezleriyle iş yaratabilmemiz çok önemli. Biz gerçekten gençlerimizi inşallah Tekirdağ'da sadece festival kuyruğunda göreceğiz. Tekirdağ'da İşkur kuyruğunda bir tek gencimizi bırakmayacağız. Tekirdağ sanayi şehri, sanayicilerimizin gücüyle gençlerimizin enerji ve yeteneklerini buluşturacağız. Tekirdağ büyük şehrimiz gençleriyle genç kalacak ve onlarla geleceğe güçlenerek yürüyecek. Gençlerimizi spor alanında da deneyimli önemli başarılara imza atmasını sağlayacağız. Su sporlarından futbola, atletizme kadar çok yönlü bir spor programı koyduk. Emeklilerimiz, yaşlılarımız, Tekirdağ'ımızda çok şükür huzurluyuz diyebilecekleri bir şehir için, kent için çalışacağız. Emekli ve yaş alan bireylerimiz için gündüz bakım evleri özellikle artık bir ihtiyaç. Gündüz sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri, fizik tedavi ve diğer rehabilitasyon noktasında hizmet alabilecekleri ve barınma ihtiyacını giderebilecekleri huzur evleriyle ve evde sağlık hizmetlerimizi, var olan hizmetlerimizi çeşitlendirip çoğaltarak onlara en kıymetli hizmetleri sunacağız. Engelsiz Tekirdağ tam bir eşitlik ve erişim. İşte bunun için çalışacağız. Engelli yurttaşlarımızın ulaşım noktasından başlayarak özellikle eğitim, istihdam ve sosyal yaşam alanlarında olmasını sağlayıp o bütün engelleri ortadan kaldıracağız. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için vatan sağ olsun diyerek kendini siper eden şehitlerimiz, gazilerimiz, hepimizin onuru, gururu. Onlara hak ettiği değeri vermek, onların haklarını sonuna kadar sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizin elimizden geleni yapmak için bu bizim en önemli meselemiz olacak. Şehit aileleri ve gazi hizmetleri birimimizde bu vatan için bedel ödeyenlerin tüm ihtiyaçları karşılanacak. Evlatlarına sahip çıkacağız. Eğitim noktasında olsun, evliliğe ilk adım atma noktasında olsun, onları destekleyeceğiz. Diğer alanlarda yaşam alanları olsun, sosyal tesisler noktasında olsun. Ve önemli günlerde, özel günlerde onlara hak ettiği değeri, yalnız olmadıklarını, kıymeti hissettireceğiz. Bu benim için çok kıymetliydi. Çünkü milletvekilliği görevinde gazilerimizin yaşadığı, şehit ailelerimizin yaşadığı ayrımcılığa, ayrı muamelelere o kadar çok ifade ettik, o kadar çok mağdur oldular ki bu noktada inşallah Allah nasip ettiğinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda o yapamadıklarımızı, o eksik kaldığımız noktalarda inşallah bizler Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımızla beraber bu eksiklikleri, noksanlıkları gidereceğiz. Sporda çok teşekkürler. Sağ olun. Sporda güçlenen Tekirdağ, Tekirdağımızın hala birçok ilçesinde spor tesisi ihtiyaçlarımız var. Bu tesis ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız ve sporumuzu desteklememiz gerekiyor. Gerek bireysel noktada olsun, gerekse takım sporları noktasında olsun. İnşallah amatör spor kulüpleriyle işbirliği protokolleri yaparak,
anneyle yaptığı yardımlarımızı misliyle arttırarak bu sayede bireysel ve takım sporlarımızı güçlendireceğiz ve bizi gururlandıran tüm sporcularımızı, tüm takımlarımızı inşallah hak ettiği yere taşıyacağız. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir kent için özellikle biliyorsunuz sağlık noktası tabii ki yerel yöneticilerin birinci öncelikli hizmetler arasında değil. Ama ben de bir hekim olarak özellikle önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri noktasında Tekirdağ Büyükşehir olarak özellikle tanı koyma noktasında ki bölgemizde sağlık noktasında hala ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Büyükşehir'de bir büyükşehir hastanemiz var artık. Ama şehir hastanemiz var ama hala ulaşamıyoruz. Hala randevu alamıyoruz. Dolayısıyla burada koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin kıymetini bilen bir hekim olarak bu noktada bu taramaları çeşitlendirip çoğaltacağız. Ve ücretsiz sağlık taramalarımızla inşallah bu tanıları bir an önce koyuluşup hastalarımıza şifa bulması için yanlarında olacağız. Evet, artık halk ekmek fabrikaları her ilin, her ilçenin ihtiyacı. Biz de halk ekmek fabrikasıyla kuracağımız fabrikamızda günlük 150 bin ekmek üretim kapasitesiyle ucuz, sağlıklı ekmekle hemşehrilerimizi buluşturacağız. Bunun yanında glütensiz ekmek ihtiyacı olan hastalarımızı da bu hizmetimizle buluşturacağız. Diğerleri aşevi ve halk lokantası. Bazı ilçelerimizde, bazı mahallelerimizde aşevi talepleri var. Bu talebi ihtiyaç sahibi ailelerimize, hanelerimize sıcak, sağlıklı bir gıdaya eriştireceğiz. Halk lokantasıyla özellikle dar gelirli hemşehrilerimizi ve öğrencilerimizi daha ucuz ve uygun fiyatlı gıdayla buluşturacağız. Taziye evleri dediğim gibi birçok ilçemizde talep, bu gittiğimde karşılaştığım en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biriydi. İnşallah bu taziye evlerini hayata geçirerek burada yakını kaybeden hemşehrilerimize yönelik mevlid, dini görevli, su, ayran, pide gibi gıda ikramını inşallah sağlayacağız. Dernekler yerleşmesi bir diğer talebi. Birçok dernek yöneticimiz burada, oda yöneticimiz burada. Kürsenin yer noktasında, posta kutusu noktasında ve toplantı salonu noktasındaki ihtiyaçlarınızı sizlere yakışır bir dernekler yerleşkesiyle inşallah buluşturacağız. Tekirdağ elbette bizim olduğu kadar hayvan dostlarımızın da yaşam alanı. Onların da ihtiyaçları var. Mobil klinik hizmetleri başta olmak üzere sağlık taraması, parazit uygulamaları, özellikle bir hayvan konuk evi ve barınma merkezi ihtiyaçlarımız var. Kısırlaştırma ve sahiplendirme programlarıyla ve açacağımız mama fabrikası ve pati parklarla bu talepleri inşallah onların da ihtiyaçlarını gidereceğiz. Planlı bir Tekirdağ, bir vizyon koyduk biraz önce hep beraber. Güçlü bir gelecekten bahsettik. Plansız yaparsak bunu başaramayız. Bir plana ihtiyacımız var, bir gelecek vizyonla. Aldığımız göç, yaşadığımız sorunlar ancak bu şekliyle çözülebilir. İşte Tekirdağ Büyükşehir bünyemiz altında planlama ajansını kurarak ilgili birimlerin, uzmanların, akademisyenlerin de ortak aklı oluşturarak araştırma, planlama ve proje geliştirerek kentin ortak aklının oluşması, diyalog ve işbirliği süreçlerine destek olacağız. Tekirdağımızın canlanmaya ihtiyacı var. Ekonomik olarak canlılığını sağlamaya için büyük bir projemiz var. İnşallah Tekirdağımızda bir fuar alanı ve kongre merkezini hayata geçireceğiz. Gördüğünüz gibi bu 6000 metre kapalı fuar alanı olan, açık fuar alanı olan kongre merkezleri, satış mağazaları, kafeteryası, otopark kapasitesi ve oteliyle beraber şehrimizi her
anlamda ekonomik olarak, kültürel olarak canlandıracak ve kentimizi ulusal değil, uluslararası arenada da tanıtacak bir fuar alanını kazanacağız. Aynı zamanda bu fuar alanı, biraz önce de söylediğim gibi, olası bir afet sırasında üste dönüşüp toplanma alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, reviriyle, lojistik merkeziyle hemşerilerimize hizmet sunacak. Evet, bir diğer talep kapalı pazar yerlerimiz. Tabii ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde. Bunu sözünü verdim birçok pazar ziyaretinde. Kapalı pazar yeri olmayan mahallemiz kalmayacak. Buradan da bir kez daha altını çizelim. Tabii bölgemizin büyük bir bölge meyve ve sebze hali ihtiyacı var. İnşallah da bunu da esnaf odalarımızın işbirliğiyle hayata geçireceğiz. Nitelikli, nezih bir bölge halini Tekirdağ'ımıza kazandıracağız. Bravo. Evet, tarım. Biraz önce söyledik, Tekirdağ bir sanayi şehri ama bir yandan da tarım şehri. Dolayısıyla tarımın yüksek girdilerle, toprak alanlarıyla küçülen, sulama imkansızlıklarıyla, verdiği göçle, ulaşımla, bitme noktasına geldiği noktada tarımımızı güçlendireceğiz. Tarım ve gıda AŞ üzerinden, tohum desteği, yem destekleriyle inşallah tarımımızı ayağa kaldıracağız. Bir tarım akademisine çok büyük ihtiyaç var. Eğitim en önemlisi. Güçlendirmemiz gerekiyor. Et ve süt ürünleri üretim tesisleri ve satış ofisleriyle hem hemşerilerimizi, üreticilerimizi destekleyeceğiz hem de ürünlerimizi markalaştıracağız. Tabii önemli olan paydaşları bir araya getirmek, bir masa etrafında buluşturmak. İnşallah 1 Nisan'da bir çalıştay düzenleyerek bu paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ve bu alanda da inşallah yol haritamızı ifade edeceğiz. Bağcılık bizler için önemli. Şarköy'de bağcılık ve gastronomi rotasıyla özellikle bu bölgenin zengin bağcılık geleneğini ve eşsiz lezzetlerini keşfetmeyi ve turizm potansiyelini arttıracağız. Ulaşım ağlarıyla alan gezinlerimde en çok karşılaştığım sorunlardan biri de ulaşımdı. Biraz önce Tekirdağ çok hızlı göç aldığını, çok hızlı büyüdüğünü, çarpık kentleştiğini, sanayileştiğini ifade etmiştim. Bu sanayileşme ve iktisadi faaliyetlerle birlikte gerçekten hareketlilik çok güçlü. Şimdi hükümet kurumuyla hazırlanan ancak uygulamaya henüz geçmemiş Tekirdağ sürdürülebilir ulaşım ana planımız var. Bunu hızla uygulamaya geçireceğiz. Hızla ana planımızı, ulaşım ana planımızı uygulamaya geçeceğiz. Ve bununla beraber burada da gördüğünüz gibi raylı sistem, 49 kilometrelik bir raylı sistemi, 4 ana hat şeklinde. 144 kilometrelik bisiklet yolu, 100 hemzemi kavşak projesi, 4 katlı kavşak ve 30 kilometrelik karayol, yeni karayolunu ve 50 kilometrelik kent merkezi içinde yolun trafik sirkülasyonunu sağlayacağız. Kent içi ulaşım sorunlarının ortadan kaldırılması için etkin, sağlıklı, ekonomik, güvenli, hızlı, erişilebilir bir ulaşım sisteminin kurulması gerekiyor. Raylı sistemler trafik sıkışıklığının azaltılması ve özellikle toplu taşıma alternatifinin oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. İşte bu bağlamda Ergene-Çorlu tramvay hattını hayata geçireceğiz. Çerkezköy-Kapaklı 8 kilometrelik 11 istasyondan oluşan ve Veliköy-Kızılpınar-Çerkezköy tramvay hattını ve Çerkezköy-Çorlu-Banyo hattını bu proje 23 kilometrelik 6 istasyondan oluşan 3 şeyi boydan boya kat edecek ve ulaşım noktasında yaşadığımız sorunları çözecek bir proje. Evet, bunlar çok büyük ölçekli projeler. Ama
planları yapmak, bu işin onurunu almak, temelini atmak inşallah bizlere nasip olacak. Kavşaklardan bahsettim. Ulaşım ana planında özellikle burada da görüldüğü gibi çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Süleymanpaşa'da Migros kavşağı, çevre yolu, şehir hastanesi arasındaki ve özellikle yine Süleymanpaşa'daki İl Emniyet binası önündeki köprülü kavşak projelerimize öncelik vererek ve diğer Çorlu gene Yenice kavşağı, Ereğli kavşağı, biraz önce de söylediğim gibi 7 kavşağı inşallah hayata geçireceğiz ve ulaşım noktasında. Yol projelerimizden biraz önce bahsettim. Kuzey yolu, Çorlu Kuzey yolu ve hala bitmeyen Uçmakdere, Mürefte, Şarköy yolunu inşallah bu süreçte, bu plan çerçevesinde hızla tamamlayacağız. Bir diğer ihtiyacımız, karşılaştığımız problem ulaşım noktasında otogar problemleri. Birçok ilçemizde hala otopark ihtiyacı, otogar ihtiyacı devam ediyor dediğim gibi. Çerkezköy ve Kapaklı arasına bir bölge otogarı inşallah hayata geçireceğiz. Saray otogarını ve ihtiyaç duyulan diğer otogarlarımızı inşallah tamamlayacağız. Duraklar çok önemli. Biz sanayi şehriyiz. Dediğimiz gibi akıllı duraklar yapacağız. Güneş enerjisini kullanan akıllı büyük işçi durakları. Abonman kartı uygulamasıyla ulaşım masraflarını düşüreceğiz. Toplu taşıma esnafına verilecek destekler ve hap sahipliği ilişkin güvence bu plan olmadığı için, ulaşım planımız olmadığı için yaşadığımız sıkıntılar, bize her zaman getirdiğiniz sorunlar, milletvekili döneminde en çok karşılaştığım sorunlar, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda sizlerle oturarak paydaşlarla bu sorunu çözeceğimizin sözünü veriyorum. Kadınlara durak yok diyoruz. Özellikle kadınlara durak yok şöyle. Saat 22'den sonra hem güvenlik noktasında hem karanlık ulaşılamayan noktasında kadınlar istediği yerde, durak olmadığı yerde de istediği yerde durabilecek. Kırsal mahallelerde ulaşım problemi yaşıyoruz. Gerek pazara gitme noktası da gerek diğer noktalarda bu sorunları da inşallah kırsal mahallelerimizde toplu ulaşımı sağlayarak çözeceğiz. Motorcu dostu korkuluklar çok önemli, çok şey yaşıyoruz. Elektrikli toplu taşıma inşallah 5 yıl içinde filomuzun %25'ini elektrikli hale getireceğiz. Akıllı sinyalizasyonla mobil uygulamalarımızı geliştireceğiz. Evet, bir diğer sorunumuz ulaşımın yanında, en çok karşılaştığımız alanda su sorunu. Su ve enerjide kalıcı çözümler, yapıcı çözümler getirmek noktasındayız. Tekirdağ Sayın Genel Başkanım, kullandığı suyun %84'ünü yeraltı sularından kullanıyor. Yerüstü suyu noktasında sıkıntı yaşıyor. Küresel ısınmayla beraber bir yandan sanayi, bir yandan tarım ve bu kadar hızlı büyümeyle maalesef su noktasında da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bizler oturduk arkadaşlarımızla beraber, işin uzmanlarıyla, paydaşlarıyla konuşarak. Bir kere biraz önce söylediğim gibi önce teşhisimizi doğru yaptık. Bizim sorunumuz bir kayıp kaçak oranımız. Kayıp kaçakla mücadele edeceğiz. Altyapımızı güçlendirerek, teknolojiyi kullandırarak, sinyalizasyonla tespitlerimizi hızlandırarak inşallah birinci hedefimiz kayıp kaçak oranımızı %25'e düşüreceğiz. Bir diğeri tabii ki kaynak arayışı, akut dönemde herhangi bir su kriziyle yaşamamak adına su kaynaklarımızı kuyu açarak inşallah bu dönemde artıracağız. Ve yeni su ve yağmur suyu ile geri dönüşümleri sağlayacağız. Bunun yönetmekleri var. Bu alanda da geri dönüşümü sağlamak zorundayız. Hala atık su arıtma tesisi Şarköy ve Marmara ilçesi için ihtiyaç devam ediyor. Kapattığı ve Ergene için
Biraz önce söylediğim gibi demir ve mangan oranını azaltmamız için içme suyu arıtma tesisi yapacağız. İnşallah bunları hayata geçirerek ve güneş enerjisi sistemini GES'leri çoğaltarak, elektrik kazanarak su faturalarımızı önümüzdeki süreçte inşallah yarı yarıya düşüreceğiz. Sanki yöneticilerimiz bu ülkede hiç deprem olmamış ve hiç deprem olmayacak gibi davranıyor. Ama deprem bu coğrafyanın bir gerçeği. Deprem Tekirdağ'ımızın bir gerçeği. Dolayısıyla Tekirdağ afetlere, krizlere karşı hazırlamak bizim birinci görevimiz olacak. Ve bu noktada bizler afet riski azaltma planımız tabii ki bir plan. Stratejik kentsel dönüşüm planımızla beraber inşallah afet master planımızla beraber afet öncesini, anını, sonrasını neler yapacağımızı, koordinasyonlarımızı, ne ihtiyacımız olduğunu tespit edeceğiz. Elimizi her türlü felakete karşı hazırlayacağız. Ve muhtarlarımızı muhakkak bu afet koordinasyonunda dahil edeceğiz. TAKO, Tekirdağ Afet Koordinasyon Merkezlerimizle bu koordinasyonu gerekli araç, ekipman sağlayarak ve burada gerekli eğitimleri, geçici barınma alanlarını, yaşam alanlarını sağlayarak inşallah şehrimizi güçlendireceğiz. Deprem risk envanterlerini çıkarak kentsel dönüşüm, evet, Tektaş kentsel dönüşüm anonim şirketini kuracağız. Özellikle pandemiyle beraber yaşadığımız gerçekler var. İhaleye girmek istemeyen maalesef çokça müteahhitler var. Dolayısıyla ihalesi iptal edilen çokça yaşadığımız gerçekler var. Kentsel dönüşüm noktasında rantsal alanlara değil, riskli olan alanlardan başlayarak ki burada Tektaş anonim şirketimizde Tekirdağ kentsel dönüşüm anonim şirketiyle hem binalarımızı güçlendireceğiz, hem konutlarımızı güçlendireceğiz, hem de yeni konutlar yapacağız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah 7000 konut yapacağız. Altınova kentsel dönüşüm biliyorsunuz alan başladı. İnşallah önümüzdeki dönem onun çalışmalarına başlayacağız. İtfaiye istasyonlarını güçlendireceğiz. Olmayan yerlerimizde tabii ki bu alanları, deprem farkındalık etkinlikleri, toplanma ve yaşam alanlarında özellikle altyapısı yapılmış, ihtiyacı tamamlanmış, barınma noktasında, su, elektrik, ısınma noktasında bunları çözeceğiz. Biraz hızlı geçeceğim. Nefes alan bir Tekirdağ ihtiyacımız var bu kadar koşuşturmada, bu kadar çalışma hayatının içinde. Her anlamda meydanlarıyla, çevresiyle, yeşiliyle çoğaltılmış bir Tekirdağ meydanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla kazandıracağız ve bu da çok büyük bir projemiz, özlemini duyduğumuz bir projemiz. Tekirdağ Süleymanpaşa sahil prestij projesini inşallah hayata geçireceğiz. Evet, kent ve deniz bağlantısının önemi noktalarından sahil dolgu alanının sosyal ve ekonomik açıdan etkili bir bağlantı sağlayabilmesi ve turizme katma değer üretmesi için rekreasyon alanlarını oluşturacağız. Marina bölgesiyle entegrasyonunu arttırmak amacıyla balıkçı çarşısı ve restoranlar inşa edeceğiz. Şu anda atıl durumda bulunan marinamızı canlandırmak için gereken tüm çabaları göstereceğiz inşallah. Burada lokantalarımız, amfi sisteme sahip seminer salonlarımız, kafelerimiz, otoparkımız ve bir nikah ve davet salonumuz. Şöyle denize karşı değil mi? İnşallah onu da hayata geçireceğiz. Yeşil alanlarımızı çoğaltacağız, yürüyüş yollarımızı arttıracağız.
Toplam şu an 47.650 metrekare olan yeşil alanımızı 61.191 metrekareye çıkaracağız. Park ve mesire alanlarımızı düzenleyeceğiz, meydan düzenlemelerimizi yapacağız. Özellikle plajlarımız önemli, temizlik, güven ve konfor unsurlarını ön planda tutarak ziyaretçilerimize keyifli bir deneyim sağlayacağız. Kent otoparklarımız önemli, trafik açısından gerçekten birçok ilçemizde çok ciddi otopark ihtiyaçlarımız var. İnşallah konvansiyonel ve mekanik otopark çözümleriyle otopark ihtiyacını bütün ilçelerimizde tamamlayacağız. Otopark ihtiyacı önümüzdeki dönemde inşallah kalmayacak. Restorasyon projelerimiz var. Geçmişin mirasını geleceğe taşımamız lazım. Restorasyon projelerimizde de miras atölyesi hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Çorlu Yoğurthane restorasyon projesi var. Balkan Kültür Evi restorasyon projelerimiz ve diğerlerini inşallah hayata geçireceğiz. Kültür merkezleri, kültür merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Her ilçemizde bir, en azından bir tane kültür merkezimiz olacak. Çocuk sanat akademileri bizim için önemli. Çocuklarımızın kişisel becerilerini geliştirmek, sanatla buluşturmak hepimizin en büyük isteği. Kent Müzesi çok önemli. Tekirdağ'ımızın geçmişten günümüze uzanan tarihini belgeleyen, koruyan ve sergileyen önemli kültürel merkezi olarak tüm ziyaretçilerimize hizmet verecek. Kent müzeleriyle şehir halkına, ziyaretçilerimize, araştırmacılara yerel geçmişi ve kültürel mirası keşfetme imkanı sunacağız. Festivaller, biraz önce de söylediğim gibi, Tekirdağ'ın eşsiz tarihini, kültürünü, müzik, yemek ve danslarını ulusal, uluslararası festivallerle daha da zenginleştirerek inşallah uluslararası müzik festivalleri düzenleyip lezzet festivalleriyle, deniz festivalleriyle tarihini ve kültürel mirasını kutlayacak festivaller yapacağız. Spor festivalleri yapacağız. Bizim için önemli olan bir diğer festivalimiz de Balkan ve Rumeli Kültür Festivali'ni şehrimizde geleneksel hale getirerek bölgemizin kültürel zenginliklerini geniş kitlelere tanıtacağız inşallah. Evet, Uçmakdere Ayvası Sosyal Tesisleri. Şehir Genel Başkanım Şarköy'ümüz önemli turizm noktalarından, paraşüt iniş alanından bulunan belediye arazisinde bir butik otel ve yöresel ürünler pazarı ile Ayvası'nın sosyal tesislerimizi hayata geçireceğiz. Toplantı salonlarıyla, açık kapalı yüzme havuzlarıyla, yöresel ürün pazarlarıyla, otoparkıyla inşallah Tekirdağ'ımızı, Şarköy'ümüzü turizmin merkezi haline getireceğiz. Evet, bir diğer kamp ve karavan alanlarımız. Doğa severleri, karavan tutkunlarını eşsiz bir konaklama deneyimi sunarak bölgemizin turizm kapasitesini genişleteceğiz. Sayın Genel Başkanım, işte burada sizlerle paylaştığımız projeler ve bugün zaman kısıtından dolayı anlatamadığım birçok projelerle Tekirdağ'ımız için çok güzel bir sürecin kapılarını aralıyoruz. Bizi birleştiren önceliğimiz, ortak değerimiz Tekirdağ'ı yüceltmek, bugünü ve yarını daha insancı kurmak için çalışacağız. Tekirdağ'ımızı hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Yeşiliyle, mavisiyle, ormanıyla, denizliyle, parkıyla, bahçesiyle güzel Tekirdağ'ımızı daha da güzelleştireceğiz. Toprağımızın bereketini, soframızın bereketini, işçimizin, emekçimizin bereketini çoğaltacağız birlikte. Üreten, ürettiğinden kazanan ve hak ettiğini alan bir Tekirdağ hep birlikte inşa edeceğiz. Her yaştan hemşerimizin huzurla ve sağlıkla yaşam süreceği bir Tekirdağ için çalışacağız. Toplu taşımada, kentleşmede daha ileri gitmiş,
havasıyla, suyuyla sorunsuz, krizlere, afetlere dayanıklı bir Tekirdağ için çalışacağız. Bizim rakibimiz genel başkanım yine biziz. Bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olmak için çalışacağız. Tekirdağ bir kale, Cumhuriyet'in kalesi, gençlerin kalesi, kadınların kalesi, Atatürk'ü sevenlerin kalesi, bizim kalemiz. Şimdi bu kaleyi güçlendirecek, Tekirdağ'ımızı şaha kaldıracağız. Adına yakışır, hedeflerine yakışır, lider bir kent yapacağız. Bizi yok sayanlara, üvey evlat muamelesi yapanlara, dışlayanlara genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde 31 Mart'ta pırıl pırıl bir cevap vereceğiz. 12'de 12 yapacağız. Allah'a sonra bana emanet. Gençlerin candan ablası, büyüklerimin çalışkan evladı, kız kardeşlerimin dert ortağı, ihtiyaç duyan herkesin elinden tutan başkanı olacağım. Tekirdağ'a layık olacağım. Bu hizmet yarışında en hızlı koşan, bayrağı en ileriye taşıyan olacağım. Tekirdağ'ımızı hak ettiği yere sizlerle beraber 11 ilçe belediye başkanımızla beraber en büyüğüyle taşıyacağız. İnanıyorum ki bu büyük topluluğun altında sizlerden aldığımız vesayet ve destekte ve bu şehre olan sevdamla kalkacağım. Sayın Genel Başkanım, yolumuz uzun, yapılacak çok iş var. Tekirdağ bizi bekler. Allah yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Allah bizi mahcup etmesin. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Başkan adayımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de proje tanıtım toplantımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran, Türkiye'nin umudunu diri tutan, güzel günler için çalışmaktan yorulmayan, cesaretiyle, iradesiyle, korkusuzca gerçeklerin peşinde koşan, her daim memleket meselesi için çalışan, Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılının ilk lideri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i güçlü alkışlarınızla kalmaya davet ediyoruz. Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz. Çok teşekkür ederim.
Oturalım, oturalım. Sayın İl Başkanımızın şahsında bütün örgütümüzü ve burada bize eşlik eden sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, odaların, sendikaların kıymetli başkanlarını, yöneticilerini, muhtarlarımızı, muhtar adaylarını, Tekirdağ'ın güzel insanlarını, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, aklı, fikri, işi, gücü Türkiye olan ve kalbindeki Atatürk sevgisiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Tekirdağ'ın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır 2011 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Bunun yaklaşık 8,5-9 yılı grup başkan vekili olarak geçti. Tüm illerle ilgili konuşmaları dinlerim ve üzerinde ortaklaşılan, en çok vurgusu yapılan ve en akılda kalanların bir tanesi 3 Kemal'in memleketi, 3 Kemal'in Tekirdağ söylemidir. Elbette Namık Kemal'i, Yahya Kemal Beyatlı'yı ve atalarımın doğduğu yerde doğmuş mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak ve büyük bir minnetle burada sözlerime başlamak istiyorum. Geldim, gözüm bir yandan önceki dönem milletvekillerimizi arıyor, Bildun ablayı arıyor. Baktım, dönerken gördüm hemen arkamda oturuyorlar. Dedim ki, neden burada oturduğunuzu biliyor musunuz? Dediler ki, genel başkanın arkası sağlam, hem Selanikliler burada oturuyoruz dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii Tekirdağ hepimizin göz bebeği illerimizden bir tanesi. 11 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile 12 belediye başkanının olduğu bir kent. Bunlardan Büyükşehir'le beraber 8 tanesi bizden. Belediye başkanlarımızdan 5 belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. 3 belediye başkanımız, bir tanesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu zorlu koşuda bayrağı arkadaşlarımıza devrediyorlar. Ancak şunu ifade etmeliyim ki, birazdan da değineceğim. Göreve devam eden arkadaşlarımız kadar görevi bayrak yarışında bayrağı teslim edenlerimiz partilerine bağlılıklarıyla, cumhuriyete bağlılıklarıyla, kendilerine emanet edilmiş kamu görevini dört dörtlük yapmalarıyla hem maddi konularda hem de kendilerinden beklenen hizmetin yerine getirilmesi konusunda hem Tekirdağ'dan geçmişte aldıkları oyları hak etmiştir, hem de partimizin kendilerine duyduğu güveni sonuna kadar hak etmişlerdir. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki gün aradan sonra yeniden Tekirdağ'dayım. İki gün önce çok acı bir olaydan dolayı ve o acı olayın mahkemesinin karar duruşmasına gelmek üzere Çorlu'ya gelmiştik. Çorlu'da kalabalıktık. Çorlu'da aileler katılımımızdan mutluydular. Tekirdağ'ın her birisiyle ayrı ayrı gurur duyduğumuz, size teşekkür ettiğimiz 3 milletvekili de oradaydı. Nurten Hanım oradaydı. Çok sevgili İlhami Özcan Aygın oradaydı. Faik Öztürk oradaydı. İl başkanımızın liderliğinde örgütümüz, belediye başkanlarımız oradaydı. Beni yanlarına davet ettiler. Davet ederken de dediler ki, siz buraya gelin. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Başkan başta olmak üzere tüm belediye başkanlarıyla, tüm milletvekilleriyle, 19 davanın 19'unda da, şimdiki milletvekillerimizle,
önceki dönem milletvekillerimizle hiç yalnız bırakmadılar. Lütfen gelin ailelerle birlikte yürüyün dediler. Ben Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanım. Hem benden önce görevi aldığımız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hem ben illerde il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın şahsında temsil ediliriz. Onlar burada Atatürk'ün koltuğunun illerindeki temsilcileridir. Onlara bu görevi örgütümüz verir. Ben ailelerden, Mısra Hanım'dan, teyzelerden, babalardan, analardan, evlatlardan bunu duydum. Atatürk'ün koltuğunu böyle temsil eden örgütümüze ve milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Helal olsun. Tabii o gün geldik buraya adalet yerini bulsun diye, aman kimseler onları yalnız bulup da, yalnız bırakıldı sanıp da, kamuoyunun ilgisi azaldı düşünüp de haklarını yemesinler, adaleti katletmesinler, adalet rayların altında kalmasın diye 25 yılın hesabını sormaya geldik. Ama oradaki ilgiden, oradaki kalabalıktan ve galiba yapacakları işi savunamayacaklarından o sabah bir hakimin rapor almasıyla duruşmayı Nisan ayının 25'ine, yani yerel seçimlerden sonraya bıraktılar. Şu kadarını söyleyelim. Biz 25 Nisan günü geçtiğimiz gün orada 100 kişiysek 1000 kişi olarak, 1000 kişiysek 10.000 kişi olarak o adalet arayışının arkasında durmaya, aileleri yalnız bırakmamaya devam edeceğiz. Bu arada iki gelişme oldu. Bakın biz oraya giderek ve örgütümüz ilk günden birlikte, ilk günden beri giderek, milletvekillerimiz ilk günden son güne kadar orada olarak aslında biz tarafımızı belli ettik. Biz mağdurdan yanayız. Ama birileri de tarafını belli edecek iki tane iş yaptılar. Bir tanesini şöyle yaptılar. Kaza olduğu sırada Devlet Demiryolları Ulaşım AŞ'nin genel müdürü olan kişi Veysi Kurt uzun tartışmalardan sonra görevden alınmıştı. Onu karar duruşması diye bizim bildiğimiz, onların da duruşmayı erteleyeceklerini bildikleri günden dört gün önce bu sefer Devlet Demiryolları'nın TCDD'nin genel müdürlüğüne getirdiler. Yani Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, siz mağdurdan tarafsınız ama şunu bilin, ben onları yargılatmadım, onları kanun önüne çıkartmadım, onlara hesap sorulup da ipin ucu bana uzansın diye, Binali Bey üzerinden bize kadar gelsin diye ki gayretlerin karşısında dimdik durdum, siz mağdurun tarafında olabilirsiniz, biz katilin tarafındayız. Bu kadar net taraf koyduk. O gün bilmiyorduk bunlara tepki gösterirken, ama sonradan öğrendik ki kazanın olduğu gün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın genel müdürü vardı. İsa Apaydın. O da ayrılmıştı. Bir yerlerde şirket kurmuş. O kurduğu şirketle ihalelere girermiş. Ve tam bizim duruşma salonunda olduğumuz dakikalarda Samandağ'da bir yol ihalesi kararı bağlanmış. 1.3 milyar lira İsa Apaydın'ın kurduğu şirkete verilmiş. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki, madden de arkalarındayım, manen de arkalarındayım. Ben burada kimseyi yargılatmadım. Sadece çok alt düzeydeki sorumluların yargılanmasına izin verdim. Kimi atadıysam arkasında durdum. Bundan sonra da durmaya devam edeceğim dedi. Biz de buradan Tayyip Erdoğan'ı hatırlatalım. Sen kimin arkasında durursan dur, biz haklının yanında, mağdurun yanında, ezilenin yanında,
yani Cumhuriyet Halk Partisi ki kimse sizlerin kimsesidir, o senin kimsesiz gördüklerinin yanında kapı gibi durmaya devam edeceğiz. İki gün sonra yeniden Tekirdağ'dayız. Muhteşem bir sıcaklık, çok sıcak bir karşılamayla buraya geldik. Belediye başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Candan Yüceyer, benim 2011'den beri çok yakın arkadaşım. Kürsüye çıkacağı zaman her seferinde hadi bakalım Candan derim. Grup başkan vekilinin yanına gelir otururlar genelde. Kürsüye çıkmadan önce ay hiç hazırlanamadım. Bugün çok kötüyüm. Benden hiçbir şey beklemeden biraz önce geldim, yine dedim hadi bakalım Candan. Yine aynı şeyleri söyledi. Yok yok dedi, hiç hazırlanamadım dedi. Sonra sunumu izledim. Gerçekten bir tarihte görülden ibaret. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe tamamı Tekirdağ'ın ihtiyaç haritası doğru okunarak yapılmış projeler. İktidarda olduğumuzun farkında, verilen emeği gören, yapılan işleri gören, geliştirmek üzere iddia koyan bir söylem ve bizim görev alanımızın dışında merkezi yönetiminde eksiklerini hiç öyle efendim biz nasıl yaparız oraları demeden önemli bir iddia koyan bir sunum izledik. Güzeldi, çağı yakalıyordu. Dünyadaki gelişmeleri doğru yerlerden takip ediyordu ve kente olan sevgiyle hizmet etme aşkının bir vizyona dönüştüğü dört dörtlük bir sunum izledim. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti. Daha dünyada, dünya kadar ülkede kadınlar oy kullanamazken seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir ülkedeyiz. Nice Avrupa Birliği ülkesi bizden 30 sene sonra kadınlara oy kullandırmaya ya da onları milletvekili yapmaya, belediye başkanı yapmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmeden bu önemli vizyonu ortaya koydu ve bize de bunu öğütledi. Biz o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerinde mutlaka kadın adayların ve gençlerin olması gerektiğini düşündük. Kadınla ilgili mesele şudur. Hayatın tam yarısı kadınlardan ve erkeklerden oluşurken, bu kendiyle çok övünen, kendini vazgeçilmez gören biz erkeklerin her birini hem dünyaya getiren, hem yetiştiren, ilk bilgileri verenler kadınlarken, en iyi öğretmenlerimiz kadınlarken, maalesef bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar atamızın vizyonunu takip ettirip bugünlere getirmekte önemli bir eksiklik ve mahcubiyet içindeyiz. Rakamlar kötü. Benden önce bu görevi yapan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir vizyon koydu. Kadın kotası getirdi, gençlik kotası getirdi, mücadele etti ama eldeki rakamlar bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam iki katına çıkabiliyor ama yine de yeterli değil. Ama büyük şehirlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyük şehirlerde, Muğla var genelimizde, İzmir varken, Aydın varken, Antalya varken, İstanbul, Ankara varken, Mersin, Adana varken sadece bir kadın büyükşehir belediye başkan adayımız, belediye başkanımız vardı, sevgili Topuklu Efe'miz. Bu dönem 5 güçlü kadın adayımız var ve bu 5 adayımızın gönül ister 5'i de seçime alsın ama en az 3 tanesiyle, ama anketler her geçen gün tırmanış gösteriyor. Kadın adaylara
şehirleri sahip çıkıyor. 5'te 5 yapmak istiyoruz. Ama Topuklu Efe'nin yanına bu dönem çok önemli isimleri, hem Candan Yücel'i Tekirdağ'da, yarın Eskişehir'de Ayşe Ünlüce ile birlikte olacağız hafta içinde. Sakarya'da ve Kahramanmaraş'ta 5 güçlü kadın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Yetmez. Gün gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Tabii yaş ortalamalarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde geriye gelmesi önemli. Burada en gençlerinden bir tanesi olmak üzere MYK'mızın, gölge kabinemizin yarısı kadın, yarısı erkek. Parti meclisimizin yaş ortalaması 43, Tekirdağ'da da 48 yaş ortalamasıyla bir belediye başkanları listemiz var. Elbette deneyimin önemi, tecrübenin önemi çok büyük ama bir yandan da tutmamız gereken bir vasiyet var arkadaşlar. Onun için takımın en genci Mustafa Onur Bozkurtar 39 yaşında, 48 yaş ortalamasıyla buradayız. Neden genç diyoruz? Vallahi ben demiyorum. Ben koltuğun son sahibiyim, emanetçisiyim. Koltuğun gerçek sahibi diyor. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek sizlersiniz diyerek Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Cumhuriyeti partinin milletvekillerine de emanet etmedi. Vallahi Cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onlar da emanete sahip çıkacaklar. Hepsine güveniyoruz. Sonuna kadar arkalarında duracağız. Bugün 2 gün önce birlikteydik. Kadir Başkan'la, Candan Başkan'la ve benle birlikte Çorlu'da bizi karşıladılar. Sonra Çorlu Sanayi Ticaret Odası'nı ziyarete gittik. Hatta ziyaretten sonra hep birlikte orada oturduk. Bizi ağırladı sevgili başkanımız. Akşam yemeğini de birlikte yedik, sohbet ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bugün karşılayacağı yere kadar söylemişken ani bir sağlık sorunu olunca ailesinden İzmir'e gitti Kadir Başkan. Bana da durumu bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dedi sakın yanlış anlamayın. Dedim yanlış anlaşılacak bir şey yok. Siz partimizin 2 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmış, hepimizin gurur duyduğu bir isimsiniz. Kadir Başkan'ın en önemli özelliği ve Candan Başkan'ın ondan alacağı ve sürdüreceği en önemli özellik şu. Hiç yöneticilikte Tayyip Erdoğan'a benzemiyor Kadir Başkan. Tayyip Erdoğan diyor ki ben iktidarım, bak Hatay muhalefette kaldı, boynu bükük kaldı diyor. Yani bana oy vermeyene hizmet etmedik diyor. Diyor ki Hataylılara deprem geçirdiniz, çadırda kaldınız, açıkta kaldınız, şimdi konteynerdasınız, bir kısmınız hala çadırda, sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var. Oyu bana vermemek. O yüzden sizi cezalandırıyorum diyor. Hatta diyor ki bak bir daha sandığa gideceksiniz, benim partime oy vermezsiniz, mahzun kalırsınız diye şantaj yapıyor. Burada 11 ilçe belediyesi var. 7'sini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. 4 tanesini de CHP'li olmayan belediyeler. Her bir belediye başkanı hakkını teslim ediyor ki bunu bütün Tekirdağ biliyor. Kadir Başkan Tayyip Bey gibi yapmıyor. Bizde olmayan belediye ile olan belediyeye eşit davranıyor. Oy vermeyen kimseyi oy verenden ayırmıyor. Kendisine gerçek bir devlet adamı olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Kadir Başkan ilk geldiğinde biraz da fazla tartışılan, Allah var ya ben de o zamanlar parti meclisindeydim, ya bizim işimiz mi bunlar falan diyordu, herkes hak vermiştim. Kadir Başkan'la ilgili şöyle bir şikayet gelmişti. Her ilçeye okul yapıyor.
Ya okul yapmak bizim işimiz mi? Okul yapmak devletin işi. Eksiği varsa görülsün, eksiği yoksa zaten sen kendi işini görürsün, başka işleri yaparsın deniyordu. Kadir Başkan kimseyi dinlemedi. Her yere okul yaptı, yaptığı okulları da devlete bağışladı. Sonra Türkiye'nin deprem sorunu bir kez daha hatırlara geldi. Depremsellik çalışmaları içerisinde Tekirdağ'daki okulların çok önemli bir kısmı depreme dayanıksızdı. O okullar boşaltıldı, yıkıldı. Biraz önce değerli vekillerim yolda anlatıyorlar. Bir okul sabah dört okulun tabelasını birlikte takmışlar. Sabahtan iki okul, öğleden sonra iki okul öğretim görüyor. Sabah güneş doğmadan gidenler var, gece güneş batınca dönenler var. Böylesine bir sıkışıklıkta nefes nefese yerlerde Tekirdağ Kadir Başkan'ın yaptırdığı depreme dayanıklı modern çağdaş okullarda olmasaymış hepimizin hali perişanmış diyor. Kadir Başkan'a bu vizyonerliği ve kendi üzerinde olmayan bir görevi gelecekteki riski görerek bertaraf ettiği için, bunu yaptığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sayıda ilçeye kültür merkezleri kazandırdı. Saymakla bitmez yaptığı işler, siz hepiniz hakimsiniz. Ben dışarıdan gelip Tekirdağlılara Kadir Başkan'ı anlatmayayım ama 1 Nisan günü ne olacak Kadir Başkan? Emekli olup köşesine mi çekilecek? Veya gidip bir yere yerleşip balık mı tutacak? Böyle bir şey yok. Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ünle birlikte Kadir Başkan'a bir teklifte bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri çalışıyor. Ama şöyle sorduklarımız var. Yeni seçilen bir belediye başkanı Amerika'yı yeniden keşfediyor. Ya da aynı hizmet her yerde var. İşte ismi Halk Kart olsun diyoruz. Her şehirde başka bir ismi var. Hizmetlerin yeni seçilenlere hazır projelerin hemen öğretilmesi. Farklı hizmetlerin tek tipleştirilip görünür kılınması. Ülke çapında iletişiminin yapılması. Belediyelerdeki insan havuzunun ortaklaşa, mesela birisinin danışmanı yurt dışından muhteşem projeler yazıyor ama diğeri ondan mahrum. İnsan kaynaklarında yardımlaşılması, hizmetin standartizasyonu, yöneticilerimizin ülkeyi yönetecek bir parti olduğumuzu gösterecek kadar göz önüne getirilmesi, eğitimlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması büyük bir zaruriyet. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi eş güdüm eğitim ve denetim birimi kuruyoruz. Birimin başındaki genel koordinatörü Onursal Başkanı Yılmaz Büyükerşen sağ kolunda ve sol kolunda iki tane namuslu, temiz, çalışkan, belediyeciliği bilen, öğretecek ve denetleyecek olacak. Bir tanesi de Kadir Albayrak olacak. Bu aşamada biraz Candan'ı öveyim diyordum ama dayanamadım, baştan övdüm. Şimdi tabii tıp doktoru olmasının avantajı, 4 dönem milletvekili olmasının avantajı. Kendisi kurulan her sandığa girip o sandıktan başarıyla çıkan, örgütünün ve üyelerimizin tam desteğini alan birisi olması önemlidir. Bundan sonraki süreçte Candan Yüceyer Tekirdağ'ı yönetirken örgütümüzle birlikte yönetecek. Sorunları örgütümüz biliyor. Partimizi asla dışlamadan yönetecek ama tüm belediyelere eşit mesafede olacak. Asla ve asla CHP'li ve değil diye ayırmayacak diyoruz ama galiba buna çok ihtiyaç olmayacak. Çünkü Tekirdağ 1 Nisan'da 12'sinde. Bir yandan elbette ki kimsenin koyacağı, kullanacağı oya ipotek koymak başta değil. Biz bize oy veren vermeyen herkese ama herkese eşit davranacağız. Ancak Tekirdağlılardan da şunu bekliyoruz. Marifet iltifata tabidir.
Bu partinin belediye başkanları her birisi birbirinden temiz, birbirinden çalışkan. Kurucu belediye başkanımızın belediyeyi getirdiği yer ortada. Bir bayrak devir teslimi var ve büyükşehir adayımız yıllardır Tekirdağ'ın adını meclis kürsüsünde en yüksek sesle, en gür sesle yılmadan anlatan, komisyonları takip eden, sağlık komisyonunda görev yapan, kadınlar için kurulan komisyonlarda görev yapan, araştırma komisyonlarında görev yapan bir milletvekilimiz. Şimdi de üç kıymetli vekilimiz var. Birisi tecrübesiyle Faik abimiz, Tekirdağ'ın abisidir, hepimizin abisidir. Bir yandan muhteşem enerjisiyle benim de çok sevdiğim, birlikte görev yaptığım İlhami Özcan Aygün. Bir yandan da Tekirdağ'da aman Candan Hanım gitti, bir boşluk ortaya çıkar mı diyorduk. Candan Hanım gibi çalışkan, belagatli, liyakatli Nurtay Yontar vekilimiz var. El ele bir Tekirdağ'a hizmet ediyoruz. Tabii ilave vekilimizin konusudur tarım meselesi. 2023 rakamları açıklandı. Tekirdağ için de çok önemli, benim memleketim için de. Göya Tayyip Bey diyor ki, hani yokluk yoksulluk vardı, bakın Türkiye büyüdü. Ya bir ara öyle bir küçülttüler ki, şimdi telafi edici büyümeyi büyümeden sayıyorlar. Türkiye toplamda büyüdü diye gösteriyorlar ama tarımda Türkiye 2021'de %3 daralmıştı. Bu sene büyüyecek deniyordu, yine %0.2 küçülmüş. Türkiye gibi nüfusu artan, Türkiye gibi ihracatı olan, Türkiye gibi beslenme konusunda çok üst düzeyde bir talebin ortaya çıkmış olduğu, büyük bir ordusu, güçlü bir ordusu olan, genç bir nüfusu olan ülkede ve bu kadar verimli toprakları olan bir ülkede tarımın küçülmesini asla ve asla içimize sindiremiyoruz. Gıda enflasyonu TÜİK'e göre bile %70. Gerçek gıda enflasyonu %120 ile %145 arasında ölçülüyor. Bir yandan Mehmet Şimşek Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 13.110 dolara çıktığını söylüyor. Ama bir yandan en düşük emekli maaşı 10.000 lira, açlık sınırı 16.200 lira. 10.000 liralık emekli maaşı 3.800 dolardır. 17.000 liralık asgari ücret 6.400 dolardır. Ve Türkiye'de kişi başına 13.000 dolar düştüğüne göre emeklinin kayıp 10.000 doları nerededir? Kayıp 10.000 dolar var emeklinin. Asgari ücretlinin kayıp 7.000 doları vardır. Bu ülkenin emeklisi ve bu ülkenin çalışanları her birinin cebinde yıllık 10.000 dolar, 300.000 lira para kayıpsa, bütün asgari ücretlerin cebinden 7'şer bin dolar, 210.000 lira yıllık kayıpsa, bu para kimin cebinde durmaktadır? İşte bunun hesabını sormak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha seçimleri kaybettiğini görünce, geçen sefer yaptığı gibi iftiraya, yalana, dolana, hakarete sarılacağını gösterdi ve sarıldı. Geçmiş seçimlerde sonradan kendisinin yalan olduğunu kabul ettiği montaj videolarla efendim CHP'nin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına Sayın Kılıçdaroğlu'na güya Kandil destek veriyormuş, alkış yapıyormuş. Montaj video yapacak kadar utanmazlığı ele aldılar. Birçok insana da şunu söylediler. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Vatanı öldürecekler, oyu bize vermelisin. Bayrağı indirecekler, oyu bize vermelisin. Ezanı dindirecekler, oyu bize vermelisin. Bu çok büyük bir yalandı. Seçim geldi geçti. Yoksul insanları, dardaki insanları beka sorununuyla korkutarak, terörle işbirliği diye yalanlar atarak kandırıp oylarını aldılar. Şimdi 10.000 lira emekli maaşına mahkum ediyorlar. İşsizliğe mahkum ediyorlar.
yoksulluğa, derin yoksulluğa mahkum ediyorlar. Pazar yerlerinde çürümüş, atılmış, ezilmiş sebzeyi, meyveyi yüzünü kapayarak toplayan analarımız var. Onlar o halde ise yüzünü gizleyecek olan onlar değil, biziz, hepimiziz. Ama esas yüzünü gizleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gelinen bu noktada yine yalana sarılarak insanların açlıklarını, yokluklarını başka bir şeyle telafi etmeye çalışıyor. Aynı Hitler gibi. Yıllar önce Alman halkı açlıktan kırılırken, Alman bebeler açlıktan ağlarken Göbels, Hitler'e şöyle metinler yazıyordu. Alman çocuklarının tereyağına değil, güçlü Alman tanklarının güres yağına ihtiyacı var diye. Şimdi burada bayrak ve ezanla tehdit ediyor. Seçim geçti. O beş vakit ezanı, mübarek ezanı okuyan müezzinin hakkını yine sizin vekilleriniz savunuyor. Diyorlar ki müezzinlere, imamlara, Diyanetsene siz faizsiz bankacılığa gideceksiniz. Onlar size promosyon verecek. Özel bankanın verdiğinin onda birine razı etmeye çalışıyorlar. Yine bizim vekillerimiz. Ezanı susturacak diyenler ezanı okuyanın hakkını savunuyor. Tayyip Erdoğan da onun hakkını yedirtiyor. Buradan şunu söyleyelim. Ben Tekirdağ İl Başkanı'nın, adaşımın gözünün içine baka baka söyleyeyim. O da gittiği her yerde bunu söylesin. Bu ülkenin bekar sorunu olduğunda kimin ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Bekar sorunu nedir? Yok olma, istila olma, zapt edilme, ele geçirilme. Oldu mu? Vallahi oldu. Matbaayı 200 yıl geç getirince, adamlar 200 yıl ileri geçince, teknolojiye değil de saraylara yatırım yapınca, akla, insana değil de şatafata yatırım yapınca ve 1200'lerde İngiltere'den parlamento deneyimi başlarken, 1700'lerde Fransa kendi devrimlerini yaparken, herkes demokrasiye giderken tek adam rejimi sürünce bu memleket yapamadığımız toplarla, yapamadığımız donanmalarla, tuhaf beyimlerle 30 yıl hariçe zincirlediğimiz donanma küflenmişken geldi işgal altına girdi. Bu ülkeye işgal donanmaları geldi. O gün bize bunlar kendilerini milli görüp bizi galli milli ilan edenlerin çok sevdikleri, peşinden gittikleri, Numan Kurtulmuş'un dediği gibi 150 yıldır aynı yoldayız diyor. O yolun yolcuları o düşman donanmasına kırmızı halı seriyorlardı. Bizim yolunun yolcusu olduğumuz Kartal İstinbot'un ucuna çıkmış, mavi gözleriyle ufka bakıp yanındaki yaverine korkma çocuk, geldikleri gibi gidecekler diyor. Bekar sorunu varken bizimkiler Bandırma vapuruyla Samsun'a, oradan Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya, savaşa, onunkiler İngiliz zırhlısıyla yurt dışı. Bekar sorunu varken biz İngiliz uçaklarının attığı İskilipli Atıf Hoca'nın Kurtuluş Savaşı'na katılmayın, Gazi Mustafa Kemal'in katli vaciptir yazıları atılırken biz Ankara müftüsü Börekçi'nin fetvasını dinliyorduk. Kurtuluş Savaşı'na katılmak her Müslümanın boynunun borcudur diyorduk. Bugün o Börekçi'nin, Ankara müftüsü Börekçi'nin daha sonra başına geçeceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu gün. Bugün 3 Mart. 3 Mart devrim kanunlarının çıktığı gün. Bugün 3 Mart. 3 Mart gününde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktı. Bugün 3 Mart. Bugün
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Bugün 3 Mart Genelkurmay Başkanlığı kuruldu ve bugün 3 Mart 6 okumuzdan o olmadığında herkesin inancının da inanç özgürlüğünün de tehlikeye girdiği, inananlar için tamamen ibadetin, ezanın da güvencesi olan, kimsenin giyimine kuşamına karışılmamasının da istediğinin istediğine inanmasını, istediğini savunmasının da güvence olan laiklik ilkesinin temellerinin atıldığı gündür. Buradan Cumhuriyet'in tüm kurucu kadrolarını, kuruluştan sonra yapılan görevlerle devrimlerin yerleşmesini sağlayanlara ve bu toprakların ve bu dünyanın görmüş geçirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e selamlar olsun. Şimdi Tayyip Erdoğan demiş ki dünkü yalanlarında Özgür Özel Partisi'ni topladı demiş. İnanamıyorum bu sözleri nasıl söylüyor. Üyelerine, yöneticilerine demiş ki herhalde bunu nerede söylemem lazım bilmiyorum. Sizin duymuş olmanız lazım. Ben demişim ki seçim geçene kadar sahtekar olun. Sahte olun. Milleti kandırın. Sakın gerçek yüzünüzü göstermeyin. Demişim ki seçime kadar gizlenin, riyakarlık yapın, AK Partililerden oy toplayın. Arkadaşlar, değerli partililerim. Şimdi ben bir şey diyeceksem zaten açıktan söylüyorum da sen bize bir şey demedin demezsiniz. Ne diyeceğimi bilirsiniz ama bir şey diyeceksem şunu söyleyeyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyün derim. Zaten yürüyorsunuz. Altı okumuza ayrı ayrı sahip çıkın derim. Zaten çıkıyorsunuz. Ve derim ki ya örneğin günün birinde hani Türkiye'ye yine hat bindirmek için 6. filo falan gelirse Tayyip Bey'in kendisinin abilerinin yaptığı gibi sakın ona doğru onu kıble görüp namaz kılmayın. Hemen gidin o 6. filoyu denize dökün derim. Bir genç arkadaşımı görsem yakasında rozeti yok, kendi rozetimi ona takarım. Ben rozetimizden gurur duyarım. Ama Tayyip Bey ne yapıyor? İzmir'de Tayyip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Tayyip Bey'in ilçe belediye başkan adayları. Bırak rozet takmayı. Takmayabilir. Belediye başkan adayım der, Türk bayrağı takacağım der. Eyvallah. Billboard'da AK Parti'nin ampulü yok. Arabada AK Parti'nin ampulü yok. Afişte, broşürde AK Parti'nin ampulü yok. Diyor ya, sahtekar olun, kendinizi gizleyin, oy alın, gerekirse riyakarlık yapın dedi Özgür. Bakın, kişi kendinden bilir işi. Biz böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmedik. Onurla, gururla burada, orada rozet ama İzmirlilere aman rozet kullanmayın. Benim resmimi bile asmayın. Belki ancak o zaman İzmir'de şansınız olur diyen riyakarı da bütün Türkiye'ye bir kez daha gözler önüne seriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Son sözüm şu. Bu şehri yönetmeye talip olan 12 pırıl pırıl belediye başkanımıza. Sütte leke var, onlarda yok. İnanıyoruz, güveniyoruz ve onları Tekirdağlılara emanet ediyoruz. Ben bu seçimde Tekirdağ'da geçen seçimde ittifaklar vardı yok diye kimse endişe etmesin. Çok rakip var diye kimse endişe etmesin. Tekirdağ'da olan, Türkiye'de olan bir büyük ittifak var. Türkiye'deki ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı ve beyazdır. Kim ki milli takım gol atınca sevinir, hepsi Türkiye ittifakındadır. Kim ki filenin sultanları şampiyon olunca gözyaşlarını tutamaz, işte o
bizdendir. Kim ki bu ülke için, bu millet için günü geldiğinde canını vermeyi göze alır, işte onların hepsi Türkiye İttifakı'ndadır. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyeti vardır, bir tarafta biz varız. Recep Tayyip Erdoğan çağırınca birileri havaalanına giderler, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyerler, ellerinde ölmeye geldik, kefenimizi giydik de geldik yazar. Vallahi beka sorunu olunca bunların hiçbirisi ortada kalmaz. Ama bir beka sorunu bir daha ortaya çıkarsa, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyenler değil, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanlar kurtarır yine. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinizin bu Tekirdağ seçimlerini kazanmak için en az Candan Başkan kadar, Vahap Başkan kadar, Ahmet Başkan kadar, Rasim Başkan, Tuncer Başkan, İrfan Başkan kadar, Nergis Başkan, Onur Başkan, Varol Başkan, Abdül Başkan, Volkan Başkan ve Altay Başkan kadar inançlı ve gayretli olmanızı bekliyorum. Adaylarımızı size emanet ediyorum. Tekirdağ'ı ayağa kaldırmanızı, ayağa kalkıp bu seçimi almanızı bekliyorum. Kalkın ayağa ve bu seçimi kazanın. Size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlarsınız. Belediye başkan adaylarımı, il başkanımı, ilçe başkanlarımı ve milletvekillerimi buraya davet ediyorum. En kuvvetli alkışlarınızla onları yüreklendirin. Onlar size güveniyor, biz de onlara güveniyoruz.